Sırada Magazin 8'in özenle hazırladığı bir dosya var. Birlikten kuvvet doğar atasözünün karşılığı olan sinemanın süper ekürleri geliyor ekrana. Berde, sen onu bırak, başka paran var mı? 10.000 daha biriktirdim. Tamam, oldu bu iş. Onlar adeta etle tırnak gibi. Sinemanın ayrılmaz ikilileri Magazin 8'de. O ne lan, benim burnum öyle mi? Aynı. Hayatta insana sevgi, sevginin yanında da saygı lazım. Siyah kadar beyaz da gerekli. Acı da, tatlı da ayrılmaz bir bütünün parçası ve gerçeğin ta kendisi. Onlar da sevgi, saygı ve siyah beyaz kadar ayrılmaz ikililer. Yeşilçam'ın Bir Elmanın iki Yarısı isimlerini Magazin 8 sizler için araştırdı. Hayatımı veririm ben sana, sen bir yana, bu dünya bir yana. Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden tabii ki ilk akla gelen isimler Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ikilisi. Şahancığım. Ne? Sen anlarsın. Ne ya bu? Bu şey ya. Ne ya? Kemal Sunal, usta yönetmen Ertem İlmez tarafından keşfedilmişti. Halit Akçatepe ise babası Sıtkı Akçatepe sayesinde sinemaya atılmıştı çocukluğunda. Hababam Sınıfı filmleri ikilinin adeta kaderini değiştirdi. Yavaş yavaş kızmaya başlıyorum. Kızma baba. Babacığım. Oh. Kızarım ben. Oh, ne yapıyorsun seni lan? Seni ergele seni. En çok onların sahnelerinde güldü seyirci. En çok bu ikilinin diyalogları beğenildi şüphesiz. Zaten senaryoda da, yönetmenin verdiği kararlarda da Güdük Necmi ve İnek Şaban hep ön plandaydı bu filmlerde. Adın ne adın? Ha, adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam. Evladım, senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. Yeşilçam'ın unutulmaz ikilileri arasında tabii ki Metin Akpınar ve Zeki Alasya'da, hafızalarda, kalplerde en üst sırada, en ön sırada yer alıyor. Kaybol! Kaybolmazsınız, beraber gideriz. Ben yolu biliyorum, arkadaşımın dükkanı. Hemen orada cadde üzerinde, sol kolda karakolun yanında. 53 yıllık dostluklarında birçok filmde birlikte rol aldı ikili. Hatta soyadları telaffuz edilmiyor, tüm ülke bu iki usta ismi Zeki Metin diye anıyordu. Sana bir müjdem var. Bırak beni be! Sinemanın unutulmayacak büyük usta yönetmeni Ertem İlmez sayesinde tanışan ve uzun yıllar ayrılmaz ikili olarak mesleklerini icra eden Adile Naşit, Münir Özkul çiftinde sıra. Mahmut Hoca! Hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Nasılsınız? Mavi Boncuk, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı, Bizim Aile gibi Yeşilçam klasiklerinde birlikte rol aldılar. Bazen evli bir çifti, bazen de boşanmış iki eski karı kocayı canlandırdı iki usta oyuncu. İyilikten anlamaz mısın ulan? Ulan senin babandır, yıka karşımdan, hadi! Ağzını topla, çarparım ağzını! Gide şarkı diye! Hep komedi filmlerinden gittik. Yeşilçam'da dram ve aşk filmlerinde de ayrılmaz ikililer vardı tabii ki. Hem de ne ikililer! Aşkları öylesine gerçek sanılıyordu ki onları gerçek sevgili olarak anıyordu seyirci 70'li yıllarda. Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var. Teşekkür ederim balıkçı güzeli, ifade ediyorsun. Kadir İnanır ve Türkan Şoray, Yeşilçam aşk filmlerinde birbirine en çok yakıştırılan çiftti şüphesiz. İsimleri hala yan yana geldiğinde o yılların enerjisi, o yılların naifliği belirir yüzlerde. Bilenler, o dönemi yaşayanlar ve arşivden bu yıllarda o filmleri izleyenler çok iyi bilir. Sen bu resimdeki saf kız mısın? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene. Özellikle Selvi Boylu Mal Yazmalım filmleri ise bugün hala aynı sıcaklıkta, aynı heyecanla izlenmektedir. Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. Banker Bilo'dan mı başlayalım saymaya, Çiçek Abbas'tan mı, Dolap Beygir'ini mi söyleyelim ilk önce, yoksa Sefil Bilo'yu mu getirelim ekrana? Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyeyim? Mesela... Mahmut mu diyen? Yeşilçam'ın ayrılmaz ikilileri arasında Şener Şen ve İlyas Salman'ın da yeri bambaşka yerde. Senden canımı bile esirgemem oğlum. Hem bak sana ne getirmiş ha. O ne? Canunun yazması.
sana yollamış. Yeşilçam'da Belgin Doruk, Ayhan Işık, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ikililerinin de kalplerde yeri ayrı yerde. İki pervane. Aynı ışığın çevresinde dolaşırken birbirlerine rastlayan iki pervane. Yeşilçam'dan söz açılmış, unutulmaz ikilileri kısaca hatırlamışken günümüzden de ayrılmaz ikililerin filmlerine kısa bir ziyarette bulunalım, ne dersiniz? Anadolu'dan gelmişmiş. Biz nereden geldik la? Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bak hele. Angaralıyız la biz. İnce su çocuğuyuz. Yeşilçam'ın ruhunu yansıtan, dünya sinema sektöründe söz sahibi olan Türk sinemasında yakın dönemde hem dizileri hem de sinema filmleriyle ilk olarak akla Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisi geliyor. Lan bu araba kaç paraya alındı biliyor musun? Taksitle aldım. Önümüzdeki ay ödemesi var. Öyle mi? Sezon açıldı yani. Görüşürüz kardeşim. Gel vatandaş gel. Beleşe adam satıyorlar. Çalgı Çengi filmleriyle adeta büyük yankı uyandıran, oyunculuklarıyla dikkat çeken, alkışı sonuna kadar hak eden iki isim olarak dizi sektöründe de yollarına devam ettiler. Ne bakıyorsunuz oğlum? Benim işim olmaz lan. Bana yar mı yok oğlum? Ben bugün evlenmek isteyeyim. Tokat il sınırından Almus Barajı'na kadar sıra olur lan. Anam ağın içeriden kız bulur. Zabıta olur, polis olur, hemşire olur. Mutluluk kamuda oğlum. İşler Güçler ve Kardeş Payı isimli dizilerde seyirciye adeta gülme krizi yaşattı ikili. Siz bundan daha iyisiniz. Ya ezbere konuşuyorsun. Rakı altı değil mi bu ya? Dayıcım ben o filmi izledim. Zerre etkilendiysem terbiyesiz evladıyım bak. Düğün Dernek isimli filmlerinin tadıysa hala damaklarda. Aha! Konfeti mi lan o? Yakın dönemin ayrılmaz ikililerinden bir diğer ikili Cem Yılmaz ve Ozan Güven'e geçelim. Totem. Jötem. Oğlum yaramıyorsa içme ne? Özel hayatlarında da sık görüşen, ayrılmaz ikili olan Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in buluştuğu ilk film Gora. Ben onu anlamadım ki abi, böyle ya dönüyor. Ya tam tur döneceksin bu ya. Bob yanlış tutuyor. Aç abi ya, aç bir dakika. Cem Yılmaz'ın filmlerinde birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğu Ozan Güven'le Gora'dan sonra Arok, Yahşi Batı filmlerinde de birlikte kamera karşısına geçtiler. Selam sana Demir Ayak. Merhaba Kartal Gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Cem Yılmaz'ın filmlerinde vazgeçilmez olan Ozan Güven'le birlikte rol aldıkları son film ise pek yakında. Gerçekten çok yazık oldu. Bence moral bozmayalım. Şu anda bizi asla reddedemez. Pek yakında da Ozan Güven Boğaç Bora'yı, Cem Yılmaz Zafer Yıldız'ı canlandırmıştı. Basın bekliyor. Ay şimdi bir de tabii basının karşısına geçecek. İyiyim ben, yok bir şey.